Ahmet Hakan Milli Öfke, Milli isyan, Milli Asap Bozukluğu Dün Hürriyet'in 3. sayfasında şöyle bir başlıkla yayınlandı haber. Ankara'da İstek Şarkı Cinayeti Haberi okuduğum andan itibaren öfkelendim, isyan ettim, moralim bozuldu. Şarkı istemişler Onur'dan. Bilmiyorum demiş, yine de elinden geleni yapmaya çalışmış ama aşağılık katiller... Mekan çıkışı pusu kurmuşlar kırık bardaklarla boğazını kesmişler onurun onurun ekmek kadar temiz su gibi aydın yüzüne baktım yüreğim burkularak bir sosyal medya videosunda küçük kızıyla arabada arkadaşım eşek şarkısını söylemesini izledim yüreğim parçalanarak öfkem daha da arttı İsyanım daha da büyüdü. Müthiş bir moral bozukluğuyla kala kaldım. Sonra şöyle bir baktım etrafıma. Tanıdığım herkeste aynı öfke, aynı isyan, aynı moral bozukluğu. Herkesin üzerinde durduğu bir husus daha var. Aşağılık katillerin öyle cahil cühela takımından olmaması, hepsinin eğitimli tipler olması. Akıl sır erdirilmiyor buna. İstek şarkısını söylemedi diye sinirlenmek, sinirlenmekle kalmayıp kinlenmek, kinlenmekle kalmayıp kapıda pusu kurmak, pusu kurmakla kalmayıp kırık bardak parçasıyla vahşice katletmek. Normal bir insanın asla anlayamayacağı böylesi bir olay karşısında hepimiz irkildik, hepimiz sarsıldık, hepimiz isyan ettik, hepimiz moral bozukluğu yaşadık, hepimiz öfkelendik. İşte bu ayrısı gayrısı olmayan görkemli milli tutumumuz sayesinde aşağılık katiller gün yüzü göremeyecek inşallah. Hay batsın senin siyasetin, emi. Onurun vahşice katledilmesi karşısında milli bir tutum sergiledik diyorum ama bu tutumun istisnaları da çıktı. Siyasetle delirmiş, siyasetle kafayı bozmuş, siyasetle gözü dönmüş bazı tipler tabii ki boş durmadılar. Katillerin çalıştıkları kurumlardan yola çıkarak cinayetin sorumluluğunu bir siyasal görüşün mensuplarına yüklemeye çalışanlar oldu. Bazıları da bunlar hep hükümet yüzünden oluyor türü şeyler söyleyerek saçma sapan mesajlara abandılar. Dikkat edin, bu sayıca az, azgın tiplerin en temel özelliği şudur. Millet sağıyla soluyla herhangi bir konuda birleşmişse bu tipler acayip rahatsız olurlar. Hemen bir ayrışma konusu bulmaya çalışırlar. Sayıca az ama azgınlıkları çok bu tiplerin en temel ikinci özelliği ise şudur. Eğer bir olay herkesin dikkatini çekmişse, bu azgın azınlık olayı bir tarafa bırakıp ben buradan nasıl bir siyasi kazanç elde edebilirim, buradan bizim tarafa nasıl bir çıkar sağlarım diye bakar. Katilmiş, maktülmüş, umurları bile olmaz. Vahşi cinayette de öyle oldu onurun aşağılık katiller tarafından katledilmesini bir siyasi malzeme haline dönüştürmeye çalıştılar. Burada durayım, burada bari siyasi bakmayayım, hiç değilse burada siyaset gözümü kör etmesin demediler. Siyasi nefret, siyasi hırs, siyasi kin, siyasi amaç, siyasi hedef. Bunları insanlıktan çıkarmış durumda. Tek tesellimiz şudur, Neyse ki sayıları, çıkardıkları gürültünün zibilyonda biri bile değil. İnsani değerler için birlik olanlar yenecek bunları. İstisnaları bir tarafa bırakırsak, müzisyen onur cinayeti hepimizi aynı dalga boyunda buluşturdu. Ortak duygularla hareket ettik. Ortak duygularla hareket ettiğimiz bir olay daha oldu. Pençe kilit operasyonunda şehit olan piyade assubay Çavuş Yusuf Ataş'ın sosyal medya videosunda dile getirdiği o erdem dolu vasiyeti. Lösemili bir kız çocuğunun bütün hayatı boyunca masraflarını karşılayın diyordu şehit asker. İşte bu vasiyet de bizi bir araya getirdi. Siyaseti hemen bir tarafa bırakarak sımsıkı kenetlendik. Lösevin kapısında bulduk kendimizi. Biz... İnsani değerler üzerinde birlik oldukça, biz insani değerler söz konusu olduğunda ayrılığı gayrılığı bir tarafa bıraktıkça, biz insani değerler için siyasi farklılıklarımızı unuttukça, siyaset yüzünden insanlıklarından çıkmış azgınlar avuçlarını yalayacaklar. Ahmet Hakan Hürriyet. Tamer Korkmaz. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Eyvahlar olsun. Hakkında biteviye analizler döktürülen Z kuşağı arabeskçi çıkmış. Üstelik 2022'de arabesk müziği en çok onlar dinliyormuş. 28 Şubat dönemiydi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel büyük bir sendika salonunda Beethoven'ın 9. senfonisini dinledikten sonra ayağa kalkıp işte bu muhteşem tablo, çağdaş Türkiye tablosudur diye bağırmış, pardon babalanmıştı. Rahmetli ne yapardı? Süleyman Bey yaşasaydı Z kuşağının arabesçi çıkması karşısında muhtemeldir ki Orhan Baba'ya atıfla bana kaderimin bir oyunu mu bu diye fevran ederdi. Bizdeki laikçi çağdaşlar biraz da 2023 seçiminden dolayı Z kuşağına acayip ümit bağlamışlardı. Eh bu kuşağında arabesçi çıkmasıyla herhalde darma duman olmuşlardır. Forever Müslüm Baba. Spotify verilerine göre arabesk türünde en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında rahmetli Müslüm Gürses ilk sırayı almış. Müslüm Baba enteresan bir adamdı. 28 Şubat darbesinin bir nevi işaret fişeği olan Müslüm Y ile Fadime Baskın'ı 28 Aralık 1996 günlerinde olası bir algı yanılsamasını hesaplayıp isim benzerliğine kurban gitmemek için bir müddet ortalıkta görünmemişti. Mizansen Baskın İşbu kurgusal baskını organize eden Hanefe Hunter 90'lı yıllarda Fethullahçı polisleri yetiştiren emniyetçiydi. Aczimendi lideri rolünü oynayan malum şahıs polislere ''Üşüdük burada, daha ne kadar bekleyeceğiz, basacaksanız basın artık'' diye şekva ediyordu. Polisler kendisine ''Kanal 6 kameramanı gecikti, yolda geliyor, gelir gelmez hemen basacağız sizi'' diyorlardı. Altılı Ganyan'da ikinci tur. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, altı ay bir yüz gittik. Döndük arkamıza bir baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Bu masal tekerlemesi. 12 Şubat 2022'de başlayan altılı masa toplantılarında varılan noktayı anlatmak bahsinde biçilmiş kaftan gibi. İkinci tur görüşmelerin ilki önceki gün CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Zillet İttifakı'nın adayı yine ortada yok. Gösterecekleri aday yıpranmasın diye seçim takviminin başlamasını bekliyorlar. Ne var ki havanda su dövdükleri her toplantı altılı ganyan masasını biraz daha yıpratıyor. Meğer seçimi kazanmışlar. Toplantı sonrası yayınladıkları bildiride şöyle dediler. Altılı masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve gösterdiğimiz ortak cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır. Seçimin sonucunu çantada keklik görüyorlar. Bu denli garanti görme psikolojisi aksi bir netice hasıl olduğunda alayına resmen kafayı yedirtir. Ya sonra? Gelsin Orhan Gencebay'dan arabesk takılmalar. Bana kaderimin bir oyunu mu bu Tamer Korkmaz Yeni Şafak